Gelin bugün sizlere toplumda oldukça sık görülen ve genellikle gözden kaçan bir hastalıktan bahsedelim. Beyincik sarkması. Beyincik sarkması, beyindeki, daha doğrusu kafa içindeki beyincikte yer alan tonsil adı verdiğimiz yapının omurilik kanalına doğru sarkmasıyla ortaya çıkar. Aslına bakarsanız doğumsal bir hastalıktır. Fakat boy uzadıkça omurganın uzaması, beyin sapının ve omuriliğin uzaması aynı oranda eşleşmediği için, senkronize hareket etmediği için beyincik bazen aşağıda kalıp ya da beyinciğin tonsil dediğimiz yapısı biraz daha aşağıda kalıp omurilik kanalına doğru kranial sinir dediğimiz kafa çiftlerine ve omuriliğe baskı yapabilir. Bunun neticesinde ne olur? Genellikle beyincik sarkması olan hastalarda enseden yukarı doğru yayılan başın arkasında şiddetli baş ağrıları görülür. Çok sık görülür ve genellikle hipertansiyon ağrılarıyla karışır. Ayrıca biraz daha ilerlemiş olan vakalarda yürürken dengesizlik, baş dönmesi, başında uğultu, yutma bozuklukları, yutmaya çalıştığı gıdaların, sıvıların soluk borusuna kaçması neticesinde öksürük gibi semptomlar görülebilir. Bunlar standart semptomlar. Daha ileri evrelerinde ise solunum bozukluklarına ve ani ölüme varana kadar bulgularla ortaya çıkabilir. Peki beyincik sarkması olan tüm hastaları tedavi etmemiz gerekiyor mu? Beyincik sarkmasında normalde kitaplarda yazan, bize öğretilen 6 mm gibi bir sınır vardır. 6 mm'nin üzerindeki beyincik sarkmasını ameliyat edin der kitaplar. Fakat her şey kitaplarla birebir uygulanmamaktadır. Hastaya göre, hastanın muayene bulgularına ve şikayetlerine göre hastayı değerlendirip ameliyat olup olmayacağına karar vermekteyiz. Özellikle yetişkin hastalarda boy uzaması durduğu için beyincik sarkmasının ilerlemeyeceğini tahmin edebilir ve onlarda tedaviyi, daha doğrusu cerrahi tedaviyi biraz daha geri planda tutabiliriz. Bu hastalarda daha çok konservatif yöntemler, ağrı kesici ya da buna benzer tedavi yöntemleriyle günü kurtarmaya çalışabiliriz. Fakat büyüme çağı devam eden hastalarda eğer gerçekten de 6 mm'nin üzerinde bir beyincik sarkması varsa cerrahiyi ön planda tutmamız gerekmektedir. Kısacası beyincik sarkmasının tedavisi yaşa ve kişinin bulgularına, şikayetlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Sizin de özellikle enseden başınızın arkasına doğru yayılan bir baş ağrınız varsa, yürürken dengesizliğiniz ve yutmada güçlüğünüz varsa mutlaka bir beyin cerrahi uzmanına görünmenizde fayda vardır. Sağlıklı günler dilerim.